Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tam tutan ölçüsüyle tiramisu tarifimiz var. Tiramisu sevenlerin favorisi olacak bir tarif, denemenizi tavsiye ederim. Bizi Facebook ve Instagram sayfalarımızdan da takip ederek tariflerimize oradan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz yapımına geçelim. Keki için karıştırma kabımızın içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi alarak beyazlaşıp köpürünceye kadar yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırpalım. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, ve bir su bardağı dolusu unumuzu içerisine ilave ederek çırpmaya devam edelim. Kek hamurumuz hazır. Bu şekilde 28 cm kadar büyüklüğünde kek kalıbı kullandım. Yuvarlak kalıbımın alt tabanını ve kenarlarını yağlı kağıt ile kapladım. Eğer kalıbınız yoksa kekini sizler borcamda da hazırlayabilirsiniz. Kekimiz pişerken biz de muhallebi kısmını hazırlayalım. Tenceremizin içerisine 1 litre süt, yarım su bardağı şeker. Eğer şekerli seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz. 4 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastamızı içerisine ilave edelim ve sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynayıp koyulaşan muhallebimizin içerisine 2 paket şekerli vanilyamızı ilave edelim. Tekrar karıştırarak şekerli vanilyamızın erimesini sağlayalım. Eridikten sonra ocağımızın altını kapatalım ve ılımaya bırakalım. Kekimiz pişti ve soğudu. Kekimizi kalıptan çıkartıyoruz. Kekimin üzerinde biraz kabarıklık oluştu arkadaşlar. O kısmı kesip alıyorum. Kekimizi ikiye bölelim. Kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı Nescafe, 3'ü bir arada kullandım ben. Normal kahvede kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şekerimizi içerisine ilave edelim ve eriyinceye kadar karıştıralım. Muhallebimiz ılıdı. Ilıyan muhallebimizin içerisine 300 gram kadar labne peynir kullandım ben.
İsterseniz 250 gram da kullanabilirsiniz. Labne peynirimizi içerisine ekledikten sonra çırpıcımız ile iyice çırpalım ve pürüzsüz bir kıvama getirelim. Muhallebimizi hazırladık. Şimdi tiramisu'muzun yapımına geçelim. Kekimizin yarısını servis tabağımızın üzerine alalım ve kenarına kelepçeli kalıbımızı geçirelim. Kekimizi ıslatmak için hazırlamış olduğumuz Nescafe'mizi üzerine gezdirelim. Kalıbı olmayanlar tiramisu'yu borcamda da hazırlayabilirsiniz. Kekimizi ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz muhallebimizin yarısını bu kısma boşaltalım. Kekimizin diğer kısmını da üzerine koyarak Nescafe ile ıslatalım. Geriye kalan muhallebimizi de bu kata boşaltalım. Üzerini spatula ile düzeltelim ve daha düzgün durmasını sağlayalım. Tiramisu'muz hazır. Buzdolabımıza koyarak en az 3-4 saat kadar bekletelim. Buzdolabımızdan çıkarmış olduğumuz tatlımızın üzerine kakaomuzu serpelim. Kakaomuzu dolaptan çıkardıktan sonra serpiyoruz arkadaşlar. Eğer dolaba koymadan serperseniz kakaomuzun üzeri nemlenebilir. Tatlımızın üzerine kakaomuzu serptikten sonra etrafındaki kelepçeli kalıbı çıkartalım. Gördüğünüz gibi tiramisu tatlımız servise hazır. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Tatlınızı her dilimlediğinizde bıçağınızı bir peçete ile silerseniz arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını önlemiş olursunuz.
Kan tutan ölçüsüyle tiramisu tatlımız servise hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Tiramisu sevenlerin favorisi olacak bir tarif. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın.